Bodrum'a gelelim kanalından herkese merhabalar. Ben Yusuf. Umarım herkes iyidir. Şimdi size muhteşem eşi benzeri olmayan bir proje tanıtacağım. Burası nasıl bir yer? Nasıl anlatayım size ya? Havaalanından Bodrum'a giderken Kemikler diye bir bölge var. Havaalanına çok yakınız aslında ama bir o kadar da bakir bir bölgedeyiz. Burası full zeytin ağaçlarının içerisinde yapılmış çok özel villalardan oluşan bir proje ve teslim zamanı da çok yakın. Taş kısımları bitmiş durumda. Yakın zamanda teslim olabilecek bir proje. Şimdi projenin genel özelliklerini anlatmak için Meltem Hanım'dan destek isteyeceğim. Bize yardımcı olacak ama ben yine kendi bakış açımdan size biraz anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz Bodrum'da bu tip yerler inanılmaz yüksek fiyatlarda. Arsalar çok pahalı. Kemiklerde böyle zeytin ağaçlarının içerisinde, zeytin bahçesinin içerisinde bir imarlı arsaya yapılmış çok sınırlı sayıda taş villa var. Hepsinin büyük bahçeleri var. Tasarım olarak çok farklı. Bu tip villaları sevenlerin gerçekten talep göstereceği bir yer. Ulaşımı kolay, alışveriş merkezlerine yakın, her türlü imkana sahip olan aynı zamanda bu kadar bakir bir yer. Buraya gelen yol bile harika. Projenin sahibi zaten bu yolu da kendi yaptırmış. Bu projeye gelen tek bir yol var. Oranın da çekimlerini yaptım. Şimdi veyahut da biraz sonra o çekimleri izliyor olacaksınız. Evet, burası projeye giden yol. Buranın doğallığını göstermek istedim. Çünkü bu tarz yerleri alacak olan kişiler bunu sevecektir. Harika bir yolculuğumuz var. Havaalanına çok yakın bir yer burası. Yoldan girdik, yaklaşık 3-4 dakika gittikten sonra bir sapaktan bu yola girdik. Bu yolda doğru projeye doğru gidiyor. Bu yolu da bu projeyi yapan firma açmış. Direkt. Sadece bu projeye giden bir yol. Videoda daha önce bahsettiğim gibi burada yazarlar, ressamlar, piyanistler kendilerine arsa alıp içine bir tane villa koyacak şekilde istekleri var ve öyle yerler yapılıyor. Bu proje de bu konsepte yapılmış ve bunu karşılıyor. Evet, bu yolu beraber gidiyor olmamız güzel. Bunu videonun arasına ekledim. Görmenizi istiyorum. Karşılaşacağız. Buraya park edebiliriz. Evet, projenin olduğu yere geldik. Şurada yapılardan birinin köşesi gözüküyor. Şimdi içeride size detaylı projenin bütün şeyini anlatıyor oluyoruz. İzlemeye devam edin. Buraya gelen yolu. Burada düşünülen, tasarlanmak istenen, yapılmak istenen sonuç gerçekten etkileyici. Bunları baştan söylemek istedim. O yüzden dikkatlice dinleyin. Projenin genel hatlarıyla ilgili projenin genel satış direktörü Meltem Hanım'dan destek alacağım. Sesiyle, görüntüsüyle bize destek olacak. Şimdiden teşekkür ederim. Meltem Hanım merhabalar. Merhabalar tekrar. Az önce bahsettiğimiz projemizde Kemikler'de taş villalarımız olduğundan bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi artık burada da kaba inşaatlarımız bitti. Tüm villaların kaba inşaatları bitti burada. 13 dönüm zeytinlik üzerine yapıyoruz bu projeyi. 11 tane taş evimiz var. Çok özel evler bunlar. Mitolojik açıdan zeytin ağaçlarının önemini zaten mutlaka ilgilisi biliyordur. Burada her bir villanın kendine ait özel isimleri var ve her isme özel heykeller yaptırıyoruz. Harika. Yani bloğunuzun adına özel giriş kapınıza büyük bir heykel yapacağız. Keşke kokuyu da videodan verebiliyor olsak. Burası inanılmaz bir ambiyansa sahip bir proje. Yani normal bir konut projesi diyemeyiz buraya. Tamamen zeytinliğin içinde. Her villa kendi arazisi içindeki zeytinlikleri kullanabilir. Zeytinlerini toplayabilir. Zeytinyağını yapabilir. Şimdi şöyle eve girelim. Evlerimizin tamamı 3+1, 150 metrekare. Bu arada villanın tasarımı çok değişik ve güzel. Böyle farklı tasarımları ben görünce gerçekten hoşuma gidiyor. En azından sıradan bir şey almamış oluyoruz diye düşünüyorum. Şimdi villanın içerisine girdiğimizde veranda alanlarını falan Meltem Hanım bize anlattığında gerçekten daha da hoşunuza gidecek. Burada hayal etmenizi istiyorum. Gerçekten çok faydalı ve güzel geleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu tarz yerleri isteyenler için bulunmaz bir yer. Ve burada hani piyanistlerin, sanatçıların böyle bir arsa alayım, içerisine ev yapayım, taş evim olsun, güzel bir tasarıma sahip olsun dedikleri şeyi hazır edip vermişler aslında. Buranın, evet. Yani bu bölgenin konsepti bu. Öyle demek istiyorum aslında. Evet, yani lüks bir köy evi yapıyoruz aslında. Sadece doğayla iç içe değil, tam olarak doğanın içinde yapıyoruz bunu. Dış cephede gördüğünüz tüm bu taşlar 3 farklı ocaktan geldi. Bu proje için Milas'a geldi.
Şimdi içeride zaten detaylı anlatacağım ama render görüntülerini de mutlaka videonun içerisine yerleştiriyor olacağım. Burada mutfak dolapları dahi sadece bu proje özel çizilmiş, bu proje özelinde çizilmiş masif ahşaptan yapılan dolaplar olacak. Degrege görünümlü bir ahşap tavan yapacağız burada. Aynı zamanda yerlerde bazalt zeminler kullanacağız. Yani burada ne kadar doğal ürün varsa tamamını kullanıyor olacağız. Ahşap ve doğal taşın birleştiği bir yer diyebilirim. Şimdi salon camından eve girelim. Bu tipleri zaten biz şu anda muhtemelen renderlardan görüyor olacaksınız. Size göstereceğiz. Bu koridorlu bir tip. Şu an sol tarafta bahsettiğim salon kısmındayım. Büyük camlar kullanıyoruz burada. Çünkü camlar gerçekten devasa, aşırı büyük. Evet, bu manzaradan mahrum kalmasını istemiyoruz kat maliklerinin. Harika. Ona istinaden full önünüzün açık olacağı, verandanız da hemen burada olacak. Salonunuzdan direkt çıkabileceğiniz bir kotta olacak. Yani aşağıya baktığınızda gözünüzle yeşil dışında başka hiçbir şey görmüyor olacaksınız. Şöyle biraz bekleyin, buranın tadını çıkartın bence. Yani çoğu insan deniz manzarasından yanadır ama burayı seven de buradan vazgeçemez. Evet, yani tabii ki beğenenler. Ya bunu beğenenler beni anlayacaklar yani şu an bu manzarayı izlerken. Ve gerçekten hiç ses yok. Harika. Yani etrafımızda şu anda 360 derece zeytinlik olduğunu düşünün. Yani bu görüş alanınızda olan bir manzaradan bahsetmiyorum. Hemen şuradan bakabilirseniz yukarıdaki bu ufak camdan nereye kadar gittiğini çok rahatlıkla görebilirsiniz. Keza yatak odalarından da manzaramız böyle. Her villamıza bir şömine yapıyoruz. Hı hı. Salonlarımızda şömine mevcut. Detaylardan bahsedecek olursam, projenin girişinde bahsettiğim gibi mutfaklar özel proje için çizilmiş masif ahşaptan yapılmış mutfaklar olacak. Yerlerde bazalt zemin kullanacağız. Doğramalarımızın tamamı ahşap oluyor olacak. Çıtalı ahşap kullanıyor olacağız. Şimdi yatak odalarına bir bakalım. Yatak odaları burada 1, 2, 3 adet görüyor olacaksınız. Villanın hemen girişinde merdivenle inebileceğiniz, yine burada da değişik bir hava vermek istedik aslında. Merdivenle ineceksiniz, tam karşıda misafir lavabonuz olacak. Şöyle aslında bir... biz şuradan merdivenlerden yukarı çıktığımızı hayal edin. Sonrasında bizi bir aşağı bir yukarı şekilde iki tane merdiven karşılıyor. Burada korkuluklar olduğunu hayal edin. Şu sağda hemen bir odamız var. Oradan mı başlayalım İlkin? Buradan mı? Tabii, nasıl arzu ederseniz oradan başlayalım. Burada yine bir odamız mevcut da var. Yine kendisinin büyük bir camı oluyor olacak burada. Buradan zaten burası da sizin bahçeniz. Bu odadaki camın büyüklüğüne dikkatinizi çekerim. Bu evin arsası bir dönüm. Burayla sınırlı değil. Burası sadece çok küçük bir parçası. Evin ön tarafında İlerleyen bir arsanız var aslında verandadan sonra. Evin arka tarafında da bir geniş arsanız var. Yani etrafı geniş bir bahçe aslında buranın. Burayı siz niyetlendiğinizde ben size buranın, bu villanın veya diğer villaların arsa paylarını gösteren çizelgeyi de iletirim. Böylece tam olarak hakim olmuş olursunuz. Çevresi bayağı bir büyük bir arsaya sahip. Aslında biz bu duvarda gördüğünüz gibi yığma taş kullanmak istedik ama projenin güvenilirliği ve dayanıklılığı için belediyenin sunduğu yönergede kullanmamız gereken bazı yerler vardı. Bunları da komple oluklu bir kaplamayla yine kaplayacağız. Taş olmayacak, farklı bir ambiyans vereceğiz. Hemen burada yine başka bir odamız daha var. Kendine ait banyosu var. Burada ortak bir banyomuz var. Burası ortak banyo, tuvalet. Evet, buradan da yine bir oda daha çıkacak. Şu anda inşaat aşamasında olduğumuz için henüz yapılmadı. Burası da arka tarafı. Burada da arka tarafı daha geniş düşünün. Evet, burada da yine camlar konumlandığında full zeytinlik manzaramız burada da devam ediyor. Böyle bir proje. Şimdi
Bu villanın dışında bir tip, yani sizin burada 3 tip villanız var değil mi? Verandalı, verandasız. Evet. Ve ortada avlusu olanlar var, avlusuz olanlar avlulu, var. Avlulu avlusuz diye evet, iki ayrı ana tip var. Avlulular da ikiye ayrılıyor galiba. Avlular ikiye ayrılıyor. Yine 3+1. Herhangi bir farkı yok. Bu avlusuz bir villa seçeneğiydi. Bu avlusuz. Bunun üstü kapalı. Burası koridor şeklinde olacak. Tavan yüksekliği nedir burada? Bayağı bir yüksek gözüküyor. Burada ahşap degrege görünümlü tavanlar kullanıyoruz. Hı. En yüksekliği 3.5'a kadar varacak nette. Anladım. Bu ön taraf veranda olarak devam ediyor. Ahşap değil mi? Evet, burası veranda olarak devam edecek. Burada yerden ısıtma yapacağız. Her villanın kendine ait 2 araçlık otopark yeri olacak. Şimdi bir de avlulu olan modelde bir gidip göreceğiz. Burada bütün 3+1 yapı bir arada. Orada bahçe içerisinde konumlandırılmış odalar var. Değişik bir yapısı var. Şimdi aşağıdaki villa, şimdi gidip ona da bakıyor olacağız. İzlemeye devam edin. Evet, şimdi avlulu olan modele geçtik. Şimdi burayı böyle görüyorsunuz da ben şimdi araya bir tane resim koyuyorum buranın planını anlatan. Gerçekten inanılmaz güzel bir duruşu var. Yani bir villa yapmak yerine 3 tane esasında müstakil eviniz var. Bunların evet, arasında da geçiş yolları ve vakit geçirme alanları var diyeyim ben. Şu an zaten onu izliyor olacaksınız. Bu şekilde anlatalım. Siz bunu güzel hayal etmeye çalışın lütfen. Yine önce çevresini ben bir göstereyim. Şöyle. Evet, bu villaya girişimiz tam avludan ortadan oluyor olacak. Yani şu anda gördüğünüz bu iki yapılaşma aslına bakarsanız tek bir bağımsız bölüm. Villaya giriyorum tam ortadan. Buradan geldiğimde kayrak taşlarıyla ve tabii ki dekoratif bir şekilde, projenin dokusuna uygun bir şekilde büyük bir avlu yapıyorum. Avlu toplam 100 metrekare. Solumda salon, sağımda odalar oluyor olacak. Önce bir salonu gezelim isterseniz tabii. Tamam. Ya. Şöyle salona yürüyorum. Şimdi avludan salona giriyorum. Manzaraları zaten hepsinin aslına bakarsanız aynı. Misafirlerinizi hiç yatak odası tarafına geçirmezseniz diye burada ortak bir lavabo da yaptık. Buranın arsa payı ne kadar? Hemen bakalım. Buranın yaklaşık 1050 metrekare. 1050 metrekare. Evet. Gördüğünüz gibi başka bir villaya geçtik ama önünü kesen hiçbir şey yok. Aynı şekilde bu villalar çapraz çapraz konmuş. Dolayısıyla evin ana manzarasında herhangi bir ev görmüyorsunuz. Tek başınıza yapmışsınız gibi. Bu da güzel bir detay bana kalırsa. Evet, yani aslında bir projeymiş gibi değil de her bir taş villa kendi özelinde bağımsız gibi bir konsept yapmaya çalıştık burada. Burada tabii komşularınız, ülkenin önde gelen yazarları, piyanistleri oluyor olacak. Bölgede birden fazla böyle tek başına yapılaşmalar var. Biz de baktık ki böyle bir ihtiyaç var. Şu şömineden bahsetmiş miydik diğer yerde? Evet, şömineyi gösterdik. Şömine için de yine projenin etrafında kullandığımız taşları kullandık. Gayet güzel, şık bir şöminesi var. Bütün evlerde var bu, bütün villalarda var. Burada ortak bir banyo tuvalet de var salonda. Diğer bloklar ayrı olduğu için. Şurayı çok güzel hayal edin. Koyduğum resimlerden belki anlaşılıyordur ama şuradan çıktığınız zaman karşınızda güzel bir bahçe var ve odalara geçiyorsunuz. Tam bir çiftlik havası. Aslına bakarsanız Yusuf Bey, burada şu an iki tane oda görüyoruz. Sonrasında bu avlu buradan devam ediyor. Evet. Ve bu avlunun hemen bu sağ tarafına küçük bir kullanım alanı veranda daha yapıp sol tarafına bir oda daha yapıyoruz. Yani aslında 3+1'in 3. odası evden tamamen bağımsız. Hani hobi alanı olarak kullanabileceğiniz, hobi odası olarak kullanabileceğiniz bir yer. Ve önü tamamen yine zeytinlik. Çok değişik, çok güzel bir tasarım. Belki alışık olmadığınız bir yapı ama aslında çok kayda değer farklı bir yer sahibi olmuş olacaksınız. Dediğimiz gibi demin yukarıda tanıttığımız yer bütünleşik bir villa. Burada parçalara ayrılmış ayrı ayrı müstakil yapılar var. Bu da tercih sebebi olabilir. Hani ben şahsi fikrim biraz farklı olsun, işte daha izole bir hayat olsun, birbirinden ayıralım buraları dediğinizde o tarz bir yer. Daha bir çiftlik evi havası yakalamış olursunuz. Gayet güzel. Yani insan burada gerçekten aşırı böyle şey konuşamıyor. Çok fazla sessizlik olduğu için evet, böyle bağıra çağıra konuşmak istiyorsun ama konuşamıyorsun yani. Yani otokontrol yapıyor doğa sana. Klasik bir mesken projesi değil burası. Burası gerçekten ilgilisine,
dikkatini çeken alıcılara hitap eden bir proje. O yüzden burada çok fazla metrekarelerle işte oda sayılarıyla değil de konseptle ilgileniyoruz. Biz de konsepte yakışır şekilde kullandık gerçekten her şeyi. Gelen taşlar ayrı. Projenin isminden tutun blokların isimlerine, yapılacağımız heykellere kadar özel tasarladık. Bu şekilde özel bir proje bizim için de. Evet, buradaki bu inşaat yapılırken bunu da belirtelim, hiç ağaç kesilmemiş. Evet, tamamen sayılı. Boş olan araziye, kayalık alanlara yapılmış bir yapı. Bunu da önemli bildirmek tabii isterim ki. Yani. Tabii ki tüm zeytinlikler zaten belediye tarafından biz inşaata başlamadan önce sayıldı. Evleri teslim ederken de biz mülk sahibine sayılı bir şekilde teslim edeceğiz. Evet, bu da önemli bir detay bence. Özellikle bu tarz bir yer almak isteyen kişilerin önemli göstereceği, evet, dikkat mutlaka edeceği bir konu. Evet, bu proje için sanırım yeterince bilgi vermiş olduk. Bir de ahşap tavanı tamamlanmış bir villamız var. Oradan da tavanı göstermek istiyorum, tamam, size. O da aşağıda. Hadi gidelim. Tamam, şimdi bir de tavanı çekmeye gidiyoruz. Hadi. Evet, şimdi bu projede çatısı yapılmış bir taneye geldik. Buranın size çatısının nasıl yapıldığını göstermek istiyoruz. Bakın, görüyor musunuz ahşap yapıyı? Bu şekilde ahşapla kapatıldığı için tavan yüksekliği hayli fazla. Nasılsınız? Evet Yusuf Bey, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Çok iyiyiz. Özel tasarım ahşap tavanlarımızı da burada çok net bir şekilde görebilirsiniz. Nette 3,5 metre taban tavan yüksekliğine ulaşıyoruz. Degrage görünüm dediğimiz birden fazla tonu olan. Çok iyiymiş ya. Normal ahşaplarla yaptık. Gözümüzle baktığımız açıyı aldım şimdi. Bu açıdan baktığımızda gerçekten her yer doğanın bir parçası olarak gözüküyor. Tavanı tekrardan göstereyim. Geniş açıyı alıyorum. Evet, şöyle bir tavan. Gayet güzel. Bunu tabii farklı renklere de boyayabilirsiniz. Bu kahverengi olarak düşünülmüş ama beyaz tavan da yapabilirsiniz. Aralar kahve, ortası evet, beyaz gibi. Evet, nasıl isterse yapabilir. Demin gezdiğimiz yapının aynısı zaten bu da. Bu en alttaki villa. Projenin en altındaki. Onun bile önü hayli açık ve yüksekte duruyor. Zaten bu yol sadece bu projeye geliyor. Demin çekimini izlemiştiniz. Biz geldik. Aracımızı şuraya park ettik yani. Evet, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu kadar. Çok anlaşılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herkesi beklerim. Gelip kendileri görsünler. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım hayalinizdeki villaya kavuşursunuz. Bu gösterdiğimiz yer fiyat performans olarak şöyle iyi. Bodrum'da buna benzer bir yapı buranın mutlaka, yani muhtemelen 3 katı fiyatında olacaktır. Onun yerine gelip böyle doğa içerisinde, havaalanına da yakın, Bodrum'a da 25 dakika 30 dakika uzaklıkta bir bölgede yer almak mantıklı olabilir. Sonuçta bu bölgeler genelde yazlık olarak kullanıyor. Yatırımınız bunun 3 katı bir yatırımla yine yazlık kullanmak yerine 3'te 1 maliyetle böyle bir yerden alım yapabilirsiniz. Ayrıca bunlarda vade avantajı yine var. %50 peşin, %35 peşin gibi rakamlarla üzerine teslime kadar vade şeklinde yapabilirsiniz. Teslim tarihini tekrar alabilir miyiz sizden? 2025 burada? Haziran. 2025 Haziran'da teslim olacak şekilde vadelendirme yapılıyor. Burayı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bu tip yerler çok kupondur. Hani aldığınızda benzeri olmadığı için satmak da kolaydır. Oturduğunuzda gelenlerin de ilgisini çok çeker. Sıradan bir yapı değil. Bunu lütfen değerlendirmenizi alın. Hayalinizdeki eve kavuşmanızı diliyorum. Beni takip edin. Kanalımda buna benzer yüzlerce video var. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.